тогда представим общий план каньона. Наши друзья закрыты. And rainwater all the time here in the valley. It comes from the Volcano Mountain, and it's next. It's also one more famous for spring water, as I told you, about 2,900 and 3,200 meters. Lara is such a green area, and Lara is the longest valley. Churches, different churches here, and hundreds, more than 100, small and bigger. The bed is normal, just that village that we were passing through, and this is the point where we start. We walk 2 kilometers to cafeteria to number 13. And see Jesus' picture surrounded with an integrator Jesus place at the top of the building. Here in Cappadocia, you can see handmade caves and picture of Jesus. Beside this BC, there is a Christian. Villages here, these places were first of all located by the Hittite Empire about 4,000 years ago. And bugün de Ihlara'yı ziyarete geldik. Tabii yılbaşı dolayısıyla yoğunluk var. Ülkenin birçok yerlerinden insanlar geliyor. Benim misafirlerim arasında Fransız var, İtalyan var, İspanyol var, Ruslar var. Onlar da çok fazla geliyorlar. Bugün Ihlara Vadisi'nde güzel de bir hava. Yani bu ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Mesela hava şartları değişiyor tabii. Yani yılbaşına genellikle karlı olur. Soğuk girerdik yılbaşına ama bu sene 11 derece falan var herhalde. Güneş bayağı ısıtıyor. Hafif soğuk dokunuyor tabii ama yine de insanlar burayı gezmesine bir engel değil. Yılbaşı yoğunluğu var. Bu şekilde kutluyoruz biz de. Kapadokya'daki yoğunluktan tabii ki oteller dolu göremedi. Ama yılbaşı her zaman daha yoğun, daha eğlenceli, daha neşeli geçiyor. Bölgemizde yılbaşı nedeniyle bir artış var. Vadisi onlar için çok enteresan noktalardan bir tanesi. Çünkü burası bir volkanik oluşum sonucu meydana gelmiş bir nokta. Hakikaten buraya gelirken de o Hasan Dağı'nın eteklerindeki o
kar yağışıyla meydana gelen görsellik misafirlerimizi mest ediyor. Vadimiz yürüyüş parklarımızdan bir tanesi, ağırlıklı olarak burayı tercih ediyoruz. Çünkü burası gerçi yeşilin çok olduğu, suyun olduğu, su kenarında biliyorsunuz insanlar dinlenmeyi ve burada yürüyüş yapmayı tercih ederler. Normalde bu aylarda biraz daha fazlasıyla diyelim, daha doğrusu soğuğun olması gerekir. Havanın güneşli olması misafirlerimizi zaten bu sebeple Kapadokya bölgesini tercih etmelerini sağlamaktadır. Güneşin doğuşuyla Kapadokya bölgesi zaten o güzel güneş ışınlarının vadiye düşmesiyle çok güzel görüntüler meydana gelmektedir. Tabii bu görsellik balon uçuşlarıyla süslenmektedir. Sonrasında tabii misafirlerimiz bu aktiviteyle mest olur ve tekrar emniyetli bir şekilde araçlarla otellere transferleri sağlanır. Ardından misafirlerimiz kahvaltılarını alır, dinlenir ve tekrar devamında biz turlara başlarız. Saat 9.30-10 civarı turlarımız olur. Günübirlik turlarda turlarımız olur. Ardından gün sonu tekrar misafirlerimiz otele getirilir. Akşam gece eğlence babında Türk gecesi gibi aktivitelerimiz olur. Ya da derviş ya da Türk hamamı kültürüyle biliyorsunuz eskiden günümüze kadar gelen bir hamam kültürü vardır. Kapadokya bölgesinde canlandırılmış durumda. Bu tür aktivitelerde misafirlerimiz yer almaya devam ederler. Kapadokya bölgesinde yaşam dolu dolu 24 saat geçmektedir. Etliğinden memnunuz tabii ki. Bu tabii bizim gelirimiz sonuçta ülkemiz için çok önemli. Şu an her yer doluluk oranı çok yüksek. Esnaf, bölge durumdan çok memnunlar. Biz de memnunuz tabii ki.